İnsanlık varoluşunun sırlarını çözmeye her adım attığında evren daha büyük bilmecelerle karşısına çıkıyor. 2023 yılında NASA'nın OSIRIS-REx misyonu Bennu asteroidinden dünyaya getirdiği örneklerde organik moleküller keşfetti. Peki bu ne anlama geliyor? Yaşamın kökeni sandığımız gibi dünyada mı başladı, yoksa biz çok daha eski bir yıldız tozunun mirası mıyız? Bu sorunun cevabı kozmosun derinliklerinde saklı. Gelin bu büyük gizemin izini birlikte sürelim. Bennu, Güneş sisteminin en eski gök cisimlerinden biri olarak kabul edilen, milyarlarca yıl boyunca değişmeden kalmış bir karbonlu kondrit asteroididir. Zamanın derinliklerinden gelen bu gök cismi, adeta bir kozmik zaman kapsülü gibi Güneş sisteminin oluşumuna ve belki de yaşamın kökenine dair önemli sırlar barındırıyor. Bilim insanları Bennu'dan alınan örneklerde amino asitler, karbon, suya bağlı mineraller ve karmaşık organik bileşikler tespit etti. Bu bileşikler hepimizin eğitim hayatında bir kere de olsa duyduğu dünya üzerindeki yaşamın temel taşlarıdır. Amino asitler proteinlerin yapı taşıdır ve yaşamın ortaya çıkması için vazgeçilmezdir. Bennu'nun yüzeyinde keşfedilen hidroksil içeren mineraller suyun bir zamanlar bu asteroitte mevcut olabileceğini gösteriyor. İşte bu yüzden ortada çok önemli bir soru var. Eğer yaşamın temel bileşenleri dünya dışında da bulunabiliyorsa yaşam yalnızca gezegenimize mi özgü? Bennu kozmik bir tohum taşıyıcısı olabilir mi? Bazı bilim insanları Bennu ve benzeri asteroitlerin çok uzun yıllar önce dünyaya çarparak yaşamın ilk yapı taşlarını getirmiş olabileceğini düşünüyor. Erken dünya yüzeyine çarpan gök taşları ve kuyruklu yıldızlarla sürekli bombardımana uğruyordu. Belki de bu çarpışmalar yaşamın kıvılcımını ateşleyen molekülleri taşıdı. Bu teori birazdan detaylıca bahsedeceğimiz panspermiye kavramıyla doğrudan bağlantılı. Eğer amino asitler ve organik bileşikler uzayın derinliklerinde yaygınsa, belki de yaşam yalnızca dünyada değil, Güneş sisteminin başka köşelerinde de filizlenmiş olabilir. Hatta yaşamın kökeni tamamen başka bir gezegene ya da yıldız sistemine dayanıyor olabilir. Ancak işin daha da heyecan verici bir yönü var. Eğer Bennu gibi asteroidler yaşamın yapı taşlarını taşıyorsa, bu yalnızca Güneş sistemi ile sınırlı değildir. Belki de evrenin her yerine bilinçli veya doğal yollarla yaşam tohumları ekilmiştir. Belki de bizler çok daha eski bir gezegende başlamış bir yaşam zincirinin halkalarından biriyiz. Bennu'dan gelen veriler bizi belki de en büyük soruyla karşı karşıya bırakıyor. Biz gerçekten dünyada mı doğduk, yoksa yaşamın tohumları çok daha uzaklardan mı geldi? İşte bu sorunun cevabı da evrenin derinliklerinde keşfedilmeyi bekleyen başka bir asteroidin yüzeyinde saklı olabilir. Panspermia teorisi, yaşamın kökeninin dünya dışında başlamış olabileceğini ve meteoritler, kuyruklu yıldızlar veya asteroidler aracılığıyla taşınarak dünyaya ulaştığını öne sürer. Bu teoriye göre yaşamın tohumları sadece dünyaya değil, belki de tüm evrene yayılıyordur. Bilim insanları mikroorganizmaların uzayda taşınabilirliğini test etmek için deneyler yapmış ve bu organizmaların düşük sıcaklık, yoğun radyasyon ve vakum ortamında hayatta kalabildiğini görmüştür. Acaba yaşam gök taşlarının içine gizlenerek uzay yolculuğuna çıkmış olabilir mi? Daha da ileri giden bazı teorilere göre dünyadaki yaşam aslında eski bir gezegenin yok oluşundan geriye kalan biyolojik kalıntılar olabilir. Örneğin Mars'ın geçmişte daha yaşanabilir olduğu düşünülüyor. Belki de Mars'ta gelişen mikroorganizmalar büyük bir çarpışma sonucu uzaya savruldu ve milyarlarca yıl önce dünyaya ulaştı. Bu da bir zamanlar hepimizin Marslı olabileceği anlamına geliyor. Hatta daha çarpıcı hipotezlerden biri, bazı ileri düzey medeniyetlerin yaşamın tohumlarını bilinçli olarak evrene yaymış olabileceğidir. Bu hipotez, yönlendirilmiş panspermiya olarak adlandırılır ve uzaylı bir uygarlığın genetik bilgileri ya da mikroorganizmaları taşıyan sondaları yıldızlar arasına gönderdiğini öne sürer. Belki de bizler başka bir galakside başlatılmış kadim bir deneyin bilinç kazanan yankılarıyız. Ancak daha da şaşırtıcı bir teori var. DNA'mızda gizlenmiş olası mesajlar olabileceği düşünülüyor. Eğer yönlendirilmiş panspermiya gerçekse, belki de genetik kodumuzda bizden önce gelen bir uygarlığın bıraktığı şifreler var. Tıpkı uzaya gönderdiğimiz altın plak gibi, belki de bizim DNA'mızda bir tür kozmik mesaj içeriyor ve bir gün bu şifreyi çözerek kim olduğumuzun gerçek sırrına ulaşacağız. Peki yaşam gerçekten uzayın derinliklerinden mi geldi, yoksa her şey sadece dünyaya mı özgü? Belki de bu sorunun cevabını öğrenmek için çok daha büyük bir keşfe ihtiyacımız var. Dünyanın ilk zamanlarını hayal edin. Lav nehirlerinin arasından yükselen buharlar,
Gökyüzünü kaplayan yıldırım yüklü bulutlar ve henüz yaşam barındırmayan engin okyanuslar. Belki de tam o anda Bennu gibi bir asteroid atmosfere girerek alevler içinde parçalandı ve okyanusa düştü. İçindeki amino asitler ve organik bileşikler zamanla ilkel hücre yapılarını oluşturarak milyarlarca yıl sürecek bir evrim yolculuğuna çıktı. Eğer yaşamın gerçekten uzaydan geldiği doğrulanırsa, bu keşif yalnızca dünyadaki yaşamın kökenini değil, evrendeki potansiyel yaşam ihtimallerini de kökten değiştirecektir. Yaşam, Güneş sisteminin dışına, galaksimizin uzak köşelerine kadar uzanan bir evrensel gerçeklik mi? Belki de Samanyolu'nun soğuk derinliklerinde Bennu gibi asteroidlerin başka dünyalara taşıdığı tohumlar çoktan filizlenmiştir. Bennu'nun taşıdığı sırlar yalnızca geçmişimizi değil, geleceğimizi de şekillendirebilir. Eğer yaşam gerçekten uzaydan geldiyse, belki de bizler de bir gün yıldızların arasına kendi yaşam izlerimizi bırakacağız. Belki başka bir uygarlık, uzak bir gezegenin topraklarında, milyarlarca yıl sonra bizim gönderdiğimiz bir keşif aracının getirdiği organik maddelerle kendi evrim sürecine başlayacak. Ve belki de bir gün yıldız tozundan doğan insanlık yıldızlara geri dönerek evrenin sonsuz hikayesini tamamlayacak. İzlediğiniz için teşekkürler. Yorumlarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.